Ben Emine Varol. Barutçu Tekstil'de 6 yıldan beri çalışmaktaydım. Sendikalı olduğumuz için 3 gün sonra bizi işten çıkardılar. Ve 107 gündür biz Barutçu Tekstil'in önünde direniş yapmaktaydık. Defalarca farklı şeylere maruz kaldık. Kamyonu falan çektiler, ettiler. Hani bize engel olmaya çalıştılar. Orada direnişte olduğumuz patronu bayağı bir rahatsız ediyordu. Bundan dolayı dün biz direniş alanına geldiğimizde ağır bir kokuya maruz kaldık ama kokunun nereden geldiğini bilemedik ilk etapta. Giderlerden falan geldiğini düşündük. Sonra saat 2 gibi her gün saat 12'den sonra 12 ile 16 arası biz her gün direniş alanındaydık bu zamanda. Saat 2 gibi başkanlarımız geldiğinde onlar da bir koku duyduklarını söylediler. Ve akabinde sağa sola falan baktılar. Bize de rahatsız oldunuz mu diye sordular. Tabii ki rahatsız ama hani nereden geldiğini bilemedik başkanım falan dedik biz onlara. Sonra bizim ses aracımızın önüne arkasacık bir kamyonetin park edildiğini gördük. Ve onun sağına soluna bakmaya başladıklarında üstüne falan çıktı başkanım baktı. İki tane büyük varil kimyasal kapakları açılmış, kapakları kenarına konulmuş, kenarlarına da kartonlarla kapatmışlar. İkişer tane demir paleti koymuşlar kimse görmesin. Arkasında da iplik paleti vardı. O şekilde muhafaza etmişler. Sonra bunun üzerine başkanım polisleri aradı, afet ekiplerini aradı. Onlar da geldikleri zaman patron yukarıdan camdan beri bakıyor, hemen şoförleri gönderdi. Aracı oradan kaçırmaya çalıştılar. Bu esnada biz de izin vermedik, aracın önüne durduk, hareket etmesini müsaade etmedik. Biz üç arkadaş farklı hastaneye gittik, Çekirge Devlet Hastanesi'ne gittik. Diğer arkadaşlarımız farklı yerlere gitti. Ambulanslarla bizi götürdüler. Orada hava verdiler, kanımız kan tahlili falan yapıldı, tansiyonlarımız ölçüldü. Temiz havada biraz temiz havaya çıkın dedi, bayağı bir temiz hava alın dedi bize. Çıkarken hemşireler, doktor falan adli rapor verdi bize. O şekilde bugün de geldik polis karakolunda ifadelerimizi verdik, şikayetçi olduğumuzu söyledik. Barutçu Tekstil patronundan, Lütfü Barutçu'dan ve oradaki olan kişilerden yani şikayetçi olduğumuzu söyledik. Barutçu Tekstil'de 11 aydır çalışıyordum. Sendika üye olduğum için beni işten attılar. 107 gündür Barutçu Tekstil'in önünde mücadele veriyoruz. Dün gene aynı saatlerimizi her gün 12 ve 16 saatleri arasında Barutçu Tekstil'de direniş gösteriyoruz. Dün Barutçu Tekstil'in önüne gittiğimizde orada arkadaşlarla toplandığımızda çok ağır böyle hafif kokular geliyordu. Sonra nereden geldiğini biz anlayamadık. Başta fabrikalardan ya da giderlerden geldiğini düşündük. Ama koku ağırlaştı. Sonra başkanımız geldi 2 saat sonra. Onlar da hani ne kokuyor böyle burada diyerekten orada etrafta bakındıklarında bizim sendika aracımızın önünde şeyi açık kamyon vardı. Arka kasası açık bir kamyon vardı. Kamyonun üstünde de varil vardı 2 tane. Sonra başkanımız arabanın üstüne çıktı, baktı, kapaklar açık, oradan geliyor koku. Amonyak kokusu, kimyasal madde. Sonra biz de bunu başkanlarımız polisleri aradı, yetkili kişileri. Polisler geldi, sonra Lütfü Barışçı camdan bizi izliyordu. İşte kendi şoförünü ve güvenliği gönderdi, arabayı oradan çıkarmak, kaçırmak istedi. Biz de buna müdahale ettik, izin vermedik. Ondan sonra müdahale ettikten sonra baktı biz de başa çıkamayınca kendi tekrar fabrikaya gitti. AFAD falan geldi. Ondan sonra ölçü falan aldılar işte. Açık alan olduğu için ne kadar hani doğru bilmiyorum ama ölçüyü. O şekilde ölçü alanında ambulanslar geldi. Artık herkesin hani mide bulantısı, baş ağrısı başlamıştı. Çünkü ben çocuğum da vardı benim 4 yaşında kızım vardı. O şekilde ambulanslar geldi, bizi hastaneye götürdü. Önce ben kızımı çocuk hastanesine götürdüm. Orada önlem aldılar, hava falan verdiler işte, adli rapor tuttular. Çocuğum biraz etkilendiğini, bundan dolayı da hani herhangi bir şey olursa, ateşi falan yükselirse gece mutlaka hemen getireceksiniz dediler. Sonra kendim de normal hastaneye kendim de başvurdum, geçtim. O şekilde süreç başladı.
Evet, sonra karakola geldik. Bugün ifademizi verdik. Barutçu Tekstili sahibi Lütfü Barutçu'dan şikayetçiyiz. Ben Özüplük İş Sendikası avukatı, avukat Yusuf Muratoğulları. 107 gündür burada işçilerimiz, kadın işçilerimiz anayasal haklarını kullanıp sendikaya üye oldukları için işveren tarafından işten çıkartıldılar. Bu işçilerimizin arasında 10 yıldır, 6 yıldır içeride çalışan işçilerimiz vardı. Sendikaya üye olduktan 3 gün sonra işten çıkartıldılar. Süreç içerisinde tabii bu 107 günlük süre bizim için çok kolay geçmedi. Yağmur, çamur, her gün arkadaşlarımız fabrikanın önünde eylem yaptılar, direndiler. İşlerini geri istediklerini iddia ettiler. Ama patron tarafından, işveren tarafından herhangi bir olumlu dönüş olmadı. Aksine olumsuz, yani bu kapının önündeki eylemi kırmak adına her türlü baskıyı, mobbingi yaptı, uyguladı. Dışarıda da devam etti bu uygulamayı. Bunlara bir yenisi de dün elim olay yaşandı, malumunuzdur. Dün yaşanan olayda işçilerimiz yine her gün aynı saatte, saat 12'de oraya gittiler. Ancak oraya gittiklerinde bir koku varmış orada. Ben yoktum ancak anlatılanlardan bildiğim kadarıyla bir koku vardı dediler. Ve bu kokuyu nereden geldiğini fark etmediler. Akabinde sendika yetkililerimiz, Özüplük İş Sendikası yetkililerimiz olay yerine geldiklerinde kokunun kamyondan geldiğini, kamyonda kimyasal maddeden geldiğini fark ettiklerini söylediler. Yani kim bilir yetkililerimiz oraya gitmese ne kadar süre daha o kokuya maruz kalacaklardı, siz daha iyi takdir edersiniz. Akabinde yetkililerimiz bu olayı fark edince hemen polis ekiplerini AFAD'ı çağırdılar ki burada bir hukuka aykırı, haksız bir eylem gerçekleştiriliyor işveren tarafından. Bunu engellemek adına, çünkü yani amonyak dolu kimyasal varillerin içerisinde kapakları açıktı. Sonradan gelen AFAD ekiplerinin de inceleme sonucu kimyasalın amonyak olduğu tescillenmiş oldu, neticelenmiş oldu. Akabinde AFAD ekipleri, polis ekipleri olay yerine geldiklerinde içeriden patron bu tüm olanları gözlemlediği için hemen şoförleri gönderip aracı bir an önce oradan götürmek istediler. Ve engellemeye çalışmış arkadaşlar. Akabinde işte AFAD ekipleri orada hemen alamadılar yani. Amonyak mı değil mi, kimyasal maddenin ne olduğunu belirleyemediler. Sonrasında içeri girip tekrar amonyak olduğu belirlendi. Netice olarak şunu söylemeliyim. 9 tane kadın işçimiz ve 2 tane Özüplük İş Sendikası yetkilisi görevlilerimiz ambulanslarla zehirlenerek hastaneye kaldırıldılar. Çok şükür şu anlık bir problemimiz yok. Hepsi gayet iyiler, taburcu oldular. Ancak burada insani olmayan, çok vicdanları sızlatan bir durumla karşılaştık. Zehirlenme durumları söz konusuydu. Biz şunu söylemeliyiz. 107 gündür burada bu direniş devam ediyor. Her türlü baskıya rağmen görüyorsunuz yine buradayız. Dün hastanedeydik gece vakitlerine kadar. Bugün taburcu olduk, yine buradayız. Burada arkadaşlar. Direnmeye devam edecekler. 107 gün değil, 365 gün boyunca sahada onlar. Bizler de mahkeme koridorlarında haklarımızı aramaya devam edeceğiz. AFAD'ın yaptığı ölçüm ve normal değerler üstünde miydi? Normal değerlerde %50 sınırı varmış sanırım amonyağın. Ama bizdeki ölçümde %70'e varan bir 79 mu? 79 olarak belirlenmiş. Resmi kayıtlarda var. Zaten tutanaklara da işlendi. Bununla alakalı gerekli savcılığa suç duyurusunda da bulunduk. Şu an soruşturma aşamasında devam ediyor. Zaten haricen işe iade davalarımız ve sendikal tazminat talep davalarımız da devam etmektedir. Şu an soruşturma aşamasında, süreç bu şekilde devam edecek. Biz sonuna kadar burada dediğim gibi mücadeleye, işçilerimizin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Ben Serkan Açıcı, Özüplük Sendikası'nda örgütlenme uzmanıyım. Böyle bir vicdansız bir olayla karşılaştık. Şunu söylüyorum bu ülkeyi yönetenlere, bütün sivil toplum örgütlerine, işçi örgütlerine. Biz bunu kısa zamanda fark ettik. Fark etmeseydik ne olacaktı? Hayati bir tehlikeyle karşılaşacak mıydık? Belki sağlığımızdan mı olacaktık? Biz bunların araştırılmasını istiyoruz. Biz uzun süreli bu şeye maruz kalsaydık acaba ne olacaktı? Ben yetkililerden ve Barutçu Patronu'ndan bunun cevabını bekliyorum.